İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kalenin mimarı daha güzel bir şey inşa etmesin diye elini kestiler. David Babayan, sonuna kadar ayakta kalacağız, kırmızı çizgilerin ihlaline asla izin vermeyeceğiz. 2022'de Yerevan, dünyanın en iyi 250 şehir sıralamasında yer aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı başka bir yanlış bilgi daha yaydı. Van Kalesi'nin duvarları Çin Seddi'ni andırıyor. Batı Ermenistan mutfağı, Ararat pilavı. Artsakhlı sporcular uluslararası turnuvada ödüller kazandı. Yeni Soykırım kitabının yazarı, Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosid'in İspanya tarafından tanınması konusunda iyimser. Hoşap Kalesi, Batı Ermenistan'daki Vaspragan eyaletinde yer almaktadır. Kale, Van Gölü'nün güneydoğusunda etrafı yüksek dağlarla çevrili olarak yapılmıştır. Van Urartu Krallığı zamanından itibaren kale, İran'a giden güçlü bir ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Yapının oldukça önemli olması şaşırtıcı değil. Efsaneye göre daha güzel bir şey inşa etmesin diye baş mimarın elini kestiler. Böyle bir kale bulmak imkansız olduğu için Hoşap Kalesi'nin bölgenin incisi olduğu söyleniyordu. Batı Ermenistan'da Ermeni mimarlar tarafından inşa edilmiş birçok şaşırtıcı yapı bulunmaktadır. Eski zamanlardan beri Ermeniler kendi mimari stilini korumuş ve geliştirmişler. Genellikle onu diğer ülkelerin kültürüyle iç içe geçirmişler ve bunun sonucunda kendi türlerinde benzersiz anıtlar elde etmişlerdir. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan yaptığı açıklamada, Artsakh Azerbaycan'ın bir parçası olamaz ve olmayacaktır. Artsakh'ın kaybı jeopolitik manzarada öngörülmeyen köklü değişikliklere yol açacak ve ardından tamamen farklı küresel bir denge yaratacaktır ifadesinde bulundu. Ona göre jeopolitiğin istese de istemese de kuralları vardır. Jeopolitika bir dengedir, şu ya da bu güç merkezlerine karşılık gelen bir tepkidir. Babayan, fikirlerin ve normların maalesef üçüncül değilse de ikincil hale geldiği bir jeopolitik çağına girdik. Ancak bu, geçmişimizi ve bugünümüzü bilmememiz gerektiği anlamına gelmez. Çünkü en büyük sorunumuz biziz. Neye sahip olduğumuzu anlamalıyız, hepsini meydana çıkartmalıyız dedi ve ekledi. İlkeliliği bu şekilde kullanmak, her şey bizim izleyeceğimiz politikaya bağlı. Sonuna kadar dayanacağız, o kırmızı çizgilerin ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Global Startup Ekosistem Index 2022 adlı uluslararası sıralamada Yerevan şehri Kafkasya şehirleri arasında liderdir. Startup Blink her yıl 1000 şehir ve 100 ülkedeki startup ekosistemlerini sıralayan dünyanın en kapsamlı Global Startup Ekosistem Endeksini yayınlıyor. Raporda Yerevan, Kafkasya bölgesinde en yüksek puana sahip şehir, Kafkasya'da ilk sırada yer almaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti yakın gelecekte konumunu korumaya devam edecektir. Yerevan büyük bir sıçrama yaptı ve 38 puan yükselerek dünyada 244. sırada yer aldı. Bu büyüme Yerevan'ı Doğu Avrupa ölçeğine yükseltti ve 2021'de 29. sırada yer alırken şimdi 19. sırada yer aldığı dendi. Batı Ermenistan, ana Ermenistan'ın bu harika Yerevan şehrinin ilerleme kaydetmesini görmekten mutludur. Bu önemli ekonomik, kültürel ve finans merkezi eski Ermeni mimarisini ve 1900'lü yıllarda Ermeni göçmenlerin yanlarında getirdikleri kültürün bir parçasını dünyaya sunmakta, onları Yerevan'ın renginin bir parçası haline getirmekte, konumunu her geçen gün geliştirmektedir. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gecede Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının doğusunda yer alan Azerbaycan mevzilerine Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin farklı kalibre ateşli silahlardan atış açıldığına ilişkin yaptığı açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki durum nispeten istikrarlıdır ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin tam kontrolü altında bulunmaktadır dendi.
Batı Ermenistan, Azerbaycan makamlarını provokasyonları durdurmaya ve makul ölçüde müzakere sürecine geri dönmeye çağırıyor. Ermeni sınırlarını koruyan her Ermeni askeri bizim için çok önemlidir. Van'da İpek Yolu üzerinde Edremit semtleri arasında yer alan Van Kalesi'nin gökyüzünden görünümü Çin Seddi'ni andırıyor. Tamamen doğal ve sit alanı ilan edilen tarihi Van Kalesi ve çevresi drone ile görüntülendi. Urartular tarafından yaptırılan 250 yıllık egemenliğin izlerini taşıyan Van Kalesi, muhteşem yapısı ve günümüze kadar korunmuş tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaya üzerine inşa edilmiş olan Van Kalesi'ndeki kazılar sırasında meydana çıkarılan kaya mezarları, tapınaklar, surlar, camiler ve diğer eserler binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor. Kale ve kaleden ovaya uzanan surlar Çin Seddi'ni andırıyor ve bu uyum görenleri hayrete düşürüyor. Ararat pilavı genel olarak Ararat Vadisi halkının en sevilen ve saygı duyulan yemeklerinden biriydi. Ararat Vadisi'nde yaşayanlar bayramlarda sofrayı bu tür pilavlarla zenginleştirirdi. Son anda misafirler masanın etrafında toplanıp pilavın üzerine alkolü döküp ateşi yaktıktan sonra yemek odasının ışıkları söndürülürdü ve ev hanımı ateş tepsisini masanın ortasına koyardı. Neşeli şarkılar eşliğinde hazır bulunanlar yemek zamanını sabırsızlıkla beklerlerdi. Artsakh Press muhabirinin Artsakh'ın Ultimax Birliği Başkan Yardımcısı Kevork Sardaryan'dan edindiği bilgiye göre Artsakh Ultimax Birliği sporcuları Ermenistan Cumhuriyeti'nin Eçmiadzin şehrinde Hamlet Batuyan adlı spor okulunda 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Karma Dövüş Sanatları turnuvasına katılarak ödüller kazandı. Yarışma K1 Dünya Amatör Federasyonu ile K1 Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Amatör Federasyonu tarafından düzenlenmişti. Yarışmaya 22 Artsakhlı sporcu antrenör Armen Hayrabetyan başkanlığında katıldı. Sardaryan yaptığı açıklamada bunlardan 9'u birinciliği, 13'ü ise ikinciliği kazandı. Onun dediğine göre yakın gelecekte Artsakh'ta büyük bir turnuvanın organizasyonu bekleniyor. Batı Ermenistan, Artsakhlı gençlerimizi harika sonuçlar elde ettikleri için yürekten kutlamaktadır. Bugün sporda onlara eşlik eden zaferler, yarın savaş alanında onlara eşlik edecek. İspanya'da ilk kez Ermenilere yönelik soykırım Armenosidi anlatan bir belgesel kitap yayınlandı. El Genocidio de los Armenios adlı İspanyolca kitabın yazarı Madrid, San Pablo Üniversitesi'nde Modern Dünya Tarihi öğretim üyesi avukat Ricardo Ruiz de la Serna. Serna yıllardır 1915'te Jön Türk hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu'nda yaptığı büyük soykırım Armenosid'i incelemekte ve Ermenilere karşı yapılan soykırım Armenosid'in ulusal düzeyde tanınması için İspanya'da mücadele etmektedir. İspanya henüz parlamento veya hükümet düzeyinde Ermeni soykırımı Armenosid'i tanımadı. Bunun yerine birçok İspanyol şehrinin, bölgesinin veya eyaletinin yasama veya yürütme organları Ermeni soykırımı Armenosid'i tanıyan kararları kabul etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nemra grubunun seslendirdiği Zim Horotik Yar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.